Merhaba arkadaşlar Nurgül'ün tığ ve yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün size yine iğneden tığa bir model tarif edeceğim. Şu şekilde iğniyası modelim. Evet modelim bu şekilde üç boyutlu arkadaşlar modelimizi yaprağımızın arasına bu şekilde üç boyutlu sizler için tasarladım Evet arkadaşlar benim de hazırladığım model bu şekilde oldu bakın üç boyutlu bir çiçeğimiz oldu bu üç boyutu arkadaşlar zor diye görmeyin şimdi taktiklerle size anlatacağım çok kolay yapımı çok da güzel duruyor her açıdan aynı şöyle iki yaprağın arasına buradaki dalımızın üzerine kondurdu Evet sizler için bu şekilde tasarladım arkadaşlar. Yapımı çok kolay. Hemen şimdi yapımına geçelim. Evet arkadaşlar şimdi bu iki çiçeğimizin arasına 13 tane tığ battı bırakıyoruz. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane olmuş. 10 tanesi aramız için. 3 tanesi de yuvamız için arkadaşlar. Bu şekilde 3 zincirimi çekiyorum. Hemen yandaki tığ battıma girdim bu şekilde bir tane tığ battı yaptım 3 zincir hemen yandaki tığ battıma giriyorum şimdi arkadaşlar bir zincir çekip şöyle ters tarafına döndüm şu yaprağımızın yuvasını yapımına başlayalım hemen sık iğne ile buraya sabitledim bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 bir tane ortada bırakıp bu şekilde üçüncünün içine geride 10 tane kaldı sık iğne ile sabitliyorum ve iki tane zincir çekerek şöyle düz yüzüne döndüm bir defa tığımın başını doladım ve hemen yuvadan girip 2 2 olarak aldım buraya arkadaşlar minik bir trabzan yaptık iki zincirimiz ve Yaptığımız tırabzan 2. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirim bu yaptığım 2 tırabzanımın arasına bu şekilde sabitliyorum. 2 defa tığımı doladım. Yine ana yuvaya girip 2 2 2 olarak aldım. Bu şekilde 3. tırabzanımızı da yaptık. Yine 5 zincir 5 zincirimi kapattım son yaptığım trabzanımı 1 2 3 defa arkadaşlar tığımı doladım yine yuvadan girdim 2 2 2 4 seferde aldım arkadaşlar bu şekilde dördüncü trabzanımızı yapalım 1 2 3 4 5 zincirimizi çekip yine son yaptığımız trabzana tomurcuk olarak kapattık. Tüm arkadaşlar bakın tomurcuk sayılarımız bu şekilde 5 zincir. Yine 3 defa doluyorum en son. Şimdi yuvaya girdim. Bakın burada 1. Sık iğne yapacağımız için birden başladım. 1 2 2 2 ve 2. Evet. Sonuncu trabzanımız için yine 5 zincir. 5 zincirimi kapatıyorum arkadaşlar. Buraya sık iğne yapıyorum. Şimdi bu aşağı doğru arkadaşlar sık iğne yaparak ineceğiz. Trabzanımızı bu şekilde sık iğne ile dolduracağız. Hemen girdim. Bakın sahte sık iğne yapıyorum. Daha güzel zarif duruyor. Bu bir. Siz normalde yapabilirsiniz. Tabii ki arkadaşlar. Ki. O yüzden şunu biraz bol bırakın. 2 3 4 5 şöyle rahat rahat göstermek için yaptım sıyırabiliriz arkadaşlar rahat bir şekilde buraya şimdi 8 tane 9 tane aldırabildiğiniz kadar doldurun ve sonuncuyu da yine yani 10. sık iğnemi de bakın buraya yuvada yaptım ve yaprağım hazır Evet arkadaşlar. Çok güzel bir yaprağımız oluyor. Boy 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 hizasına göre. Evet. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. 2 defa tığımı doladım. Ve buradan yuvama girip 2 2 2 alarak bu şekilde buraya bir trabzan yaptım. 10 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 zincir. 10 zincirimi bu yaptığım trabzanımın içine kapattığım buraya bu şekilde çiçeğimiz için bir tane yuva yaptık yine 3 zincirimi çektim ve ana yuvaya sık iğne ile sabitledim Evet arkadaşlar bu yaprağımız bu da dalımız şimdi bu yaprağın aynısından buraya yapacağız yine 10 tane tığ battı mesafesi bırakıp tekrar yeni yaprak yapımına geçeceğiz Şimdi buradaki sinek kanatlarımızın yapımına geçelim. Evet arkadaşlar yapraklarımız bu şekilde hazır. Ve burada yaptığımız 10 zincirli yuvamızın içine sık iğne ile ipimi buraya bu şekilde sabitledim. 5 zincir çekiyorum. Pardon 4 zincir çekiyorum arkadaşlar. Fazla büyük olmasın. 4 zincirimi kapattım buraya. Yeşil yuvanın içine. 3 zincir çekiyorum. Şöyle tersini çeviriyorum. Buradaki 4 zincirin arasına girip sık iğne ile sabitliyorum. 8 tane zincir. 8 zincirimi şöyle çevirip yuvamızın içine sık iğne ile sabitliyorum. Bakın arkadaşlar bir tane sinek kanadımız bu şekilde hazır. Yine 4 zincirimi çekiyorum. 1 2 3 ve 4 zincir. Sinek kanı şey yuvamızın içine sık iğne ile sabitliyorum. Şimdi 3 zincir çevirip bu 4 zincirli yuvamızın tam ortasından sık iğne ile bu şekilde 3 zincirimizi sabitledik. Yine 8 zincir 2 3 4 5 6 7 ve 8. Çevirdim düz yüzüne. Yine bu 10 zincirli yeşil yuvaya kapatıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde bakın arkadaşlar. Tam 5 tane sinek kanadı yapıp hemen geri dönüyorum. Fark ettiyseniz farklı yapıyorum arkadaşlar. Bakın buradaki sinek kanatlarımız bu şekilde beyazdı. Bunun tam tersine. Beyaz olan yerleri mor, mor olan yerleri de bu şekilde beyaz yapacağız. Şunu ben hemen tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, sinek kanatlarımız bu şekilde hazır. Şimdi ilk baştaki bu sinek kanadımızın içine beyaz ipimi sık iğneyle sabitliyorum. Bu şekilde bir tane sinek kanadı yaptım. Buraya beş tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi ister sinek kanadının şöyle şey e, sık iğnenin tam ortasından isterseniz şöyle kenarından uzunca çekip bu şekilde de sık iğne ile bağlayabilirsiniz bir tane kirpik yaptım ve şimdi sinek kanadımın ortasından girip yine bir sık iğne yapıyorum 5 zincir 5 zincirimi bu şekilde bakın arkadaşlar boşluktan girerek yani sık iğne yaptığım yerden girerek kapatıyorum ikinci kirpiğim oluştu. Her kirpik kapatış bir tane yuvadan sık iğne yapıyorum. Yine 5 zincir. Ve bakın buradan belli oluyor. Şöyle sık iğnemizin arasından girdim. Kapattım. Yine bitişte muhakkak sık iğne ile bitirin arkadaşlar. Bakın bu şekilde üç tane kirpik oldu. Şimdi arkadaşlar buraya iki tane zincir çekiyorum iki zincirim köprü buradaki sık iğnemi bu şekilde sabitliyorum yine 5 zincir şimdi arkadaşlar bakın köprümüzün zincirinin arasına giriyor sık iğneye girmeye gerek yok nasıl olsa kolaylık girme yeri var bu birinci kirpiğimiz şimdi şu sona kadar yapalım arkadaşlar bu şekilde bu taktikle ara ara zaten bu taktiği gösteriyorum Evet arkadaşlar bakın bütün bu sinek kanatlarını bu şekilde gösterdiğim usüle kirpikleri doldurduk. Ve bakın en son bu sık iğne ile yaptık sonuncumuzu da. iki tane geçiş köprüsü için zincir çekiyorum. Buradan ilk yaptığım yuvanın bakın mor kısmından sık iğne ile buraya ipimi buraya sabitledim iki tane zincir çekiyorum. 1 ve 2. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle uzunca kesiyorum ipimi. Yani uzunca dediğim fazla uzun değil yani az. Çünkü bunu buraya bağlayacağım bakın arkadaşlar. Bunu buraya bağlanmayınca ayrık gibi durur. Bu ilk yaptığım kirpiklerin arkasından bu şekilde ilmeğimi alıyorum. Bakın bu şekilde sıkı bir şekilde gerdirerek buraya çekiyorum ve dibine bir tane zincir. Bura önemli arkadaşlar. Öyle yanık ucunda bırakmayın. Yanık iziniz hem de çekildiği için birleştirme sanki hiç hangisiymiş belli olmaz. Hemen bunu yakıp geliyorum. Çok güzel 3 boy Evet arkadaşlar. Bu kirpikleri ilmek yerine zincirle yaptık. Yapamayan arkadaşlarımıza kolaylık olması açısından. Buradaki zincirden sık iğne ile yani ortada iki zincir çekip köprü yaptığım yerden sık iğne ile bu şekilde ipimi sabitledim arkadaşlar. 5 tane zincir çekiyorum. Zincirimi çekip hemen buradaki ilk kirpiğimin içinden sık iğne ile sabitledim. 3 zincir hemen buradaki kirpikten girdim. Sık iğne ile sabitledim. 3 zincir sıradaki kirpiğimden bu şekilde sık iğne ile tutturdum. 3 kirpiğin tepesini de bu şekilde 3er zincirle kontür çektik. Aşağı inmek için arkadaşlar 5 zincir. 5 zincirimi çektim. Yine bu 2 zincirle yuvanın içine bu şekilde sahte sık iğne yaparak indim. Aşağı iniş zincirimiz 5. Bu şekilde diğer arkadaşlar kirpikleri de kenar kontörünü çekerek devam ediyoruz. Diğerinde hemen ben yapıp geleyim. Evet arkadaşlar yine bu sonu nasıl yapacağız? Ee, i̇p koparılma yeri belli olmaması nasıl olacak göstermek istedim. Buraya yine 5 zinciri çekerek aşağı ineceğiz. 5 zincirimi çektim. Hani sık iğne yaparak ilk girdiğimiz yer var ya arkadaşlar bak Bunu tam ortalıyoruz bu şekilde buradan bir tane ilmek çıkarıyoruz yani tek sık iğne olmasını sağlamak oradaki kalınlığı belli etmemek yani ince ve zarif nasıl yaparız onu anlatmak için bu şekilde geldim Arkadaşlar şimdi bunu biraz demin gösterdiğim beyazdaki gibi şöyle hafif arkaya çekmek için ipi uzun kesiyorum sıfır kesmiyorum yani sıfıra sıfır şimdi bakın Arkadaşlar bu sık iğne. Bu da beyazdaki sık iğne. Şöyle buradan ilmekleri topluyorum 3 tane. Bu mor ipimi de alıyorum. Şöyle şu bir dibinde bir tane zincir çeker gibi çekiyorum. Bakın. Bunu ya şimdi hemen bakın hiç belli olmayacak. Çakma deyip onu orada yakacağım. Sanki tek sık iğne gibi bu şekilde sık iğnenin içine girdiğimiz için çok hoş gözüküyor bakın arkadaşlar ip koparma neresi belli değil şimdi bunu yakıp hemen geliyorum Evet arkadaşlar ilk motifimizi bu şekilde cam sil hortumuyla yapmıştık şimdi biraz daha kibar olması için kulak çöpüyle yapacağım ve buraya üç tane zincir çekiyorum 3 zincirimi çektim bu şekilde hemen ipimi uzattım buraya çöpümü taktım şöyle arkadaşlar bir alttaki zincirden yani ikinci zincirden giriyorum iki tane zincir çekeceğim buraya kapattım zincirimi yine aynı yerden aynı zincirin ortasında iki zincir daha çekiyorum bir iki elim çarptı arkadaşlar ve şimdi arkadaşlar iki zincir çekerek bitireceğim Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın. 3 tane kirpik yaptık. Bunların böyle minik durduğuna bakmayın arkadaşlar. İçini zincirle doldurduğumuz zaman uzayacak. Şimdi şöyle motifimizi alıyoruz. Şu yeşil yuva yapmıştık ya arkadaşlar. Trabzan. 10 zincirimizi hani yeşil yuva için 10 zincirimizi kapattığımız bu dalımızın trabzanı şöyle net gözüksün arkadaşlar. Buraya bakın bu şekilde. Bu yaptığım kirpiyi sabitliyorum. Bunu buraya tutturdum bu şekilde. Şöyle netleşsin. Sık iğne ile sabitledim. Bir tane daha girelim arkadaşlar sağlam olsun. Bismillahirrah tavartıya. Sık iğne ile sabitledim. Şöyle dibine de bir tane zincirimi çektim ipimi koparıp hemen yakıyorum bu şekilde bakın arkadaşlar şimdi bunu ortasından yukarıya çekeceğim hemen iplerimi yakıp geliyorum Evet arkadaşlar bakın bu orta kısımdan şöyle milimizi sokuyoruz bu tarafından dışarı çıkarıyoruz şimdi arkadaşlar bakın burada üç taneydi takıyoruz milimizin ucuna 2 üçünü de takıp tam orta yerinden bu şekilde buradan çıkardık şimdi bunların tohumunu atalım Evet arkadaşlar bakın ilk e, ilmeğimizin arasından sarı ipimizde sık iğne ile girip şimdi iki zincir çekiyorum bu ilmeğimin arasından girip sık iğne ile sabitledim yine iki zincirimi çekiyorum sabitliyorum. Hiç geçiş köprüsü için arkadaşlar zincir çekmiyorum birbirine böyle kalıp gibi olsun diye. Yine iki e, şey ikinci evet ilmeğimin içine sık iğne ile geçiş yaptım. İki zincirimi çekip buraya kapattım. İki zincir kapattım. Şimdi üçüncü ve sonuncu kulak çöpüyle yaptığımız bu ilmeklerimizin içine girip yine buna da iki zincirli iki tane kirpik yapacağım arkadaşlar bu da tohumumuz olmuş olacak kolay bir tohum bu şekilde hazır tohumlar var onları bile kullanabilirsiniz arkadaşlar bir zincirimi çekip hemen ipimi koparıyorum ipimi yakıp hemen geliyor Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde oldu gördüğünüz gibi çok hoş ve çok zarif oldu. Size renk seçenekleriyle sundum arkadaşlar. Bakın birinin içi mor, birinin beyaz. Bu şekilde yaprakların üzerinde üç boyutlu çiçeğimiz. Tercih size ait. İsterseniz böyle iri, isterseniz böyle minik içine tohumlar atarak çiçeğimizi yapabilirsiniz. Modelim bu şekilde arkadaşlar. Çok da hoş oldu, zarif oldu. Tıpkı inoyası gibi oldu. Ben çok beğendim. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Emeklerimin de karşılığı olarak beğeni yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Eğer abone değilseniz abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.